Babamla Avusturya'ya geldik. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şu an Frankfurt'tan geçiyorum. Avusturya'ya gidiyorum. Bir tane R34 bakmaya müşterimize. Böyle babamla beraber gidiyoruz. Yolda muhabbet edecektik ama kamerayı falan ayarlamıştım. Babamın sağlık durumu pek iyi değil. Böyle gidiyoruz. Muhabbet ediyoruz biz gene tabii de. Bir çekim yapacak kadar değil yani. Evet arkadaşlar. Avusturya'nın bilmem neresindeki bir köye GTR bakmaya geliyoruz. İnşallah da alırız bakalım. Oo, çok çabuk çalıştı. Maşallah. Buradan soğuk olduğunu görebiliyoruz aracın. Hızlı çalıştı ama soğuk. Orijinal lap timer. Şöyle. GeForce meter. Tuşa basıyor. Araba aşağıya iniyor. Yani bu yeni arabalarda olan lift sistemini buna entegre yapmış. Ön tarafı vurmayayım sağa sola diye. Brabus'takinin aynısı. Çok kaliteli bir şey. Oh, okay. Lift sistemini nasıl yaptığımı göstereceğim sana dedi. Well, it says Nissan. Okay. Okay. Çok temiz. Tome motoru var içinde. Tome forged pistonları falan var. Büyük single turboyla da sesi de güzeldir eminim. 900 beygir girmiş şu an. Koltukları orijinal deri koltuk. UK spec olduğu için şöyle oldukça güzel. Jantları çok güzel. 19'luk gold Nismo jantlar bunlardan yok, bulunmuyor. Bulunsa da zaten 6-7 bin euroluk fiyatı var. Öyle. Şimdi bunda dijital GeForce meter var. Dijital GeForce meter şu demek. Normalde orijinali şurada duruyor. Dijital değil. Biraz daha geç sinyal gönderiyor eski teknoloji olduğu için. Bu arkadaş yenisiyle değiştirilmiş. Yani virajlarda tepkiyi çok hızlı ATESA sistemine ve HiCast sistemine aktardığı için çok sharp dönüyor yani. Arabanın performansı çok güzel diyor. Ve şu an dedim bir deneyelim mi? Yağmur yağmaya başladı. Dedi ki ben arabamı hiç yağmurda çıkartmadım. Çıkartamam kusura bakmayın dedi. Benim de hoşuma gitti yani dedim tamam eyvallah. Yarın sabah siz gitmeden istediğiniz vakitte 6 diyorsanız 6 çıkartırız arabayla bir turlarız dedi. O zaman bir görürsün performansını dedi. Bir bak dedi performansına. Öyle yani arabasını çok koruyup kolluyor. Mühendis biri kendisi. Bak bunların hepsini kendisi yapmış. Tavana da asmış böyle. Bunların hepsini kendim yapıyorum diyor. Yani koruyup kollamış arabasını. Nismo'larda şu ekstra parçalar var. Araba çok daha sharp dönebiliyor. Hem de virajlarda çok net hissedebiliyorsun. Böyle yeni arabalar gibi hissediyorsun. Öyle loosey goosey değil yani böyle. Bu sway bar da kalın olan bir sway bardan. O da oldukça güzel. Önler de aynı şekilde Nismo'nun kendi armları. Altı arabanın oldukça iyi durumda. Transmission sistemine bakacağım. Genelde GTR'lar buradan yağ akıtır. Bunda bir şey yok. Diyor ki şunu süspansiyonu komple kapattım şeylen diyor. Buranda gibi bir şeyle. Hem lift sistemin içine küçük taşlar girmesin diye hem de o kirlenmesin diye. Bu şekilde de zaten düzgünce çalışıyor diyor. Hı-hı. Maksimum açıklık bu. Güzel. Yani hiçbir şekilde kirlenmiyor. Öhlins süspansiyonlar üzerinde. R34'ün üzerinde olabilecek. En iyi süspansiyonlardan biri. Lastikler de sıfır. Jantlar çok güzel. Hiç çizik müzik görmedim. Oldukça güzel. Şöyle. Vallahi. Bunlar düz spok. Bunlar pahalı. 19'luk jantlar. Güzel jant. Vallahi güzel. The next day. Efendim selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Babamla Avusturya'ya geldik. R34'e bakacağız. Dün akşam baktık R34'e önünü arkasını sağını solunu. Şimdi ise sürüşe geldik sabah saat 7.30'da. Öyle uykusuzluk akıyor gözlerimizden. Yorulduk dün. 1200 km yol yapmışız buraya kadar. Abinin kendi garajı. Şöyle yaklaşınca hepsini kendisi yapmış. Bak çekici tavanda. Yukarıya asmış çekiciyi. Muazzam duruyor. Planlamasını her şeyimi kendim yaptım diyor. İlk ev ve arkasında yüzme havuzu varmış. Ve bu büyük garajı.
Bayağı büyük garaj yani. Köye kendisi yapmış. Köy şöyle arkadaşlar, arkamda görebilirsiniz. Harika bir yerdeyiz. Güzel bir yerdeyiz. Şimdi Artuzor'da dönelim. Şimdi cold start alacağız bir. Çok güzel fikir oldu bana da. Benim egzoz çok bağırıyor. Çok güzel bir damper yapmış oraya. Büyük bir teneke gibi yer açmış oraya. Free flow egzoz halen daha. Katalizör yok ama sesi çok absorbe ediyor. Şimdi cold start'ta da göreceğiz. Benimki cold start yapsa yıkar mahalleyi. Bu sessiz sedasız. Ben yüksek beygir ama sessiz sedasız olsun diye böyle bir çözüm buldum. Kendim yaptım dedi. Dedim muazzam ya, muazzam. Arabayı yıllık 300-400 kilometre kullanıyorum ama yine de yağını değiştiriyorum dedi. Daha yeni değiştirdim yağını dedi. It is exactly this. You will see this. Evet. Bu orijinal İngiltere speklerde olan. İçinde kilometre, dışında MPH yazıyor. 43.000 mildeymiş. Tam değiştirme dönünce şu anda 14.000 kilometrede. Toplamda 75 falan yapıyor. Tam hesaplamadım ama o civarda yapıyor. Şimdi bunun içinde su ve metanol var. Şey için, ön cam için kullanılıyor. Şey, ön camın suyu, silgeç suyu. Ama buradan çıkan şu motorla, şurada T bağlantısı var. Bu da turbo charger'ın şurada çıkan intercooler'a gidiyor ya, hava soğutma sistemi aşağıda var. Şu intercooler. Tamam. Bir bar boost'u geçince, ki o ayarlayan cihaz bunun içinde. Bir bar boost'u geçince buradan metanol gönderiyor oraya. Havayı hızlı soğutmak için. Yani 28 derecelik bir havada diyor. Bunu bütün gün pistte koşturursan gene de intercooler sıcaklığın 25 derecelerde olur diyor. Yani soğutma sistemi. Intercooler için soğutma sistemi. Bir de burada da var. Ekstradan nozzle burada da var. Oraya da bağlanabiliyor diyor. Açma sistemi de şunun içindeymiş bak. Şuradan basanlar sen bak şurada. Bütün ayar sistemi şunun içindeki şu. Şu. Şu ortadaki yerden vidayla şeyini değiştirip yönünü değiştirip 1 bar boost'ta mı açsın, 1.1'de mi, 0.9'da mı açsın diye ayarlanıyormuş. Ben 13 senedir kullandım. Hiçbir zaman bir problem açmadı başıma dedi. Evet arkadaşlar, arabayı gördüğünüz gibi baktık. Çok güzel, hoşuma gitti. Kozmetik olarak birkaç hatası var. Onlar hallolur ama bakalım hayırlısı diyelim şimdilik. Arkadaki silgeç çıkartılmış. Vereceğim dedi alırsanız dedi. Öndeki klima çıkartılmış. Alırsanız onu da vereceğim dedi tabii ki. Arabayla ne geldiyse size vereceğim, merak etmeyin dedi. Jantları almazsanız orijinal jantlarını biraz pazarlık yapabiliriz falan filan dedi. Dedim jantları lazım değil, istemiyorum orijinal jantlarını. Vallahi beğendik ama bakalım. Yani şu an çok aradayım. Arabayla alakalı hiçbir şeyim yok. Sadece diyorum Porsche'lerden hangisini satmak lazım da bunu almak lazım. Oldukça güzel ya, iyi durumda. Vallahi. Kozmetik hatalar dediğim hatalar şunlar. Nerede? Şurada çok az bir gamzesi var, bir iki yerinde ama yani o kadar az görünüyor ki, minicik. Onları da o gösterdi. Ben sana göstereyim dedi. Yani hani bakınca öyle çap görünebilen bir şeyler değil. Bir de şurada var ama bu görünüyor. Şu tam şurada. Şöyle. O da bazı açılardan görünüyor. Her yerden görünmüyor bak. Şimdi bildiğiniz için görüyorsunuz direkt. Ama onlar düzeltilebilir şeyler. Çok başka bir şey yok. Fren sistemi o biçim. Jantlar o biçim. Bulunmayan Nismo jantlar. Daha Nismo bunlardan yapmıyor. Orijinal direksiyonu var. Orijinal cluster'ı var. Güzel. Güzel ayarlanmış bir araba. Güzel yapılmış bir araba. Vallahi. Bakalım hangisi ya. Böyle köy mü olur lan? Çok güzel ya. Nasıl köy bu? Arka koltuklarına hiç oturulmamış bir RS4 var. Satılıkmış. 65'e satıyorlar. Hani almak isterseniz. Vay vay vay. Bu ne lan? Koltuklara bak. Tövbesine. O kadar yetenekli ki bu adam. Bunlar hepsi kendi yapmış arkadaşlar. Makaralı sistemle çekiciyi tavana asmış. Biz kendi garajımızda bunu yapamayız. Garaj bizim değil de. Evi falan hepsini kendim yaptım dedi. Muazzam bir şey. Ya. Evet, bir cold start alalım. Araba hiç çalışmadı. Şişt, aslan gibisin lan. Çok tatlı ama, biliyor musun? Evet. İnanılmaz güzellikte çalışıyor ya. Cold start bu ve
egzozdan böyle rahatsız edici ses yok. Çok güzel ya. Kesinlikle egzozun şeyini değiştireceğim ben ya. Altına o tenekeyi koyduracağım ya. Yani. Damper'ı. Çok güzel. On the inside it was absolutely awesome. That's very nice. This is more or less, you can use it maybe for track, it is just for have very very high traction in going out of the corner. But yeah, when you drive there, it's no problem. Yeah. This is just scared me. Oh, bu araba sürdür ama çok sessiz, çok güzel içerisi. The moment that the engine is not. Yeah, we still don't see the oil temp. Evet, motoru ve şanzıman yağını ısıttık. Şimdi yavaş yavaş yolumuza döneceğiz bakalım. Arka emniyet kemerleri de kilitleniyor demek ki. Vallahi. Çok güzel. Dedim 2 ile 3. vitesteki pick-up'ı göster, biz dedim oradan girsin tahmin ederiz. Ama sapık ya. GTR sürücüsü yoldan çıkarmaz arabayı, merak etme. Ses lastiklerden geliyor arkadaşlar. Meselik lastikler olunca uuuu diye uğultu ses geliyor. Ama normal yani. Sinirlerini vermeye çalışıyor belki yani. Tabii yok yok. O
arabanın limitlerini çok iyi biliyor. Ama söyle herkese, biz alacağız mı arabayı? Nasip bilmiyoruz, şu an bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, R34'e baktık. Geri dönüyoruz. Hollanda'ya doğru. Kaptanımız. Several days later. Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Videomuza buradan giriş yapalım. Şimdi kamyonumu aldım, göbekli çekiciyi aldım gidiyorum. Şey çekmiyoruz şu an, R34'ün yanına gidiyorum, R34'ü yükleyeceğim. Sonra bizim çekiciyi de buna takacağız. Daha fazla çekeceğiz sonra. Geri gelirken iki R34'le geleceğiz inşallah. Şöyle dizelimizi dolduralım 1.5'tan. Burada gayet iyi fiyat. Çok boşluk yok ama yine de biz alalım bakalım. Şöyle hazırladım rampayı. Bu rampanın bir de eki varmış, çok güzel. Onu aşağıya indirdim. Liftimizi de kaldırdık mı şimdi? Herhalde olacak inşallah. iPhone'un hafızası doluyormuş ya, dolmuş. Neyse şöyle çıkarttık arkadaşlar. Liftimiz de liftimiz olduğu için şöyle rahat rahat yukarı çıkartabildik ama bunu şimdi hemen boşandıralım. Şöyle boşandırayım. Yalnız bir şey diyeceğim. Biz bu lifti aşağı indirirsek bu lift oraya oturur. Benim bunu 3 santim 4 santim geriye salmam lazım arabayı. 3-4 santim geriye salmam lazım. Aküyü kapattığım an lift inecek ve lift oraya oturacaktır. Salayım geriye de ondan sonra yapayım. Evet, iyi miktarda ileriye geriye saldım. Şimdi aşağı indireceğim ama şu yarım santim ileri gitmesi lazım ki bu buraya deliğe girsin. Şurada da yarım santim boşluk var zaten ileride. Azıcık ittireyim. Oraya dayandırık şekilde bırakacağım. Sonra tamamdır. Evet, milimetrik hesaplarda bugün oraya hiç çatmadı. Bu buraya hiç dokunmadı. Bu buraya hiç girmedi diyecektim. Girmiş. Az ileri gidince bu da pat diye atmış kendini içeri. Tamamdır, bu zaten bir yere gitmez böyle. Efendim de çekik. Arkaları bağlamaya bile gerek yok. Şimdi şunları kaldırayım. Kamyonu geriye sokayım içeri. Sabah da şunu alır gideriz. The next day. Çekicimizi de taktık. Bu da aşağıdaymış bayağı, bu aşağı doğru duruyor mu? Sıkıntı yok, kurtarır. Evet, yola çıkacağız inşallah. Olduk 37 metre. Şaka maka, 7.5 var. 7.5'da böyle 15 metre gideceğiz. Evet arkadaşlar, yola çıktık. Şimdi Köln civarından gidiyoruz. Maviş arkamızda gidiyoruz. Maviş'e tüve bırakacağız. Ondan sonra devam. Oradan saat 1 gibi varıyoruz nasıl olursa. Tabi mola falan veririz. O 2'yi bulur da. 90-95 gar gar gidiyoruz işte. Arkamızda bir çekici daha. Toplam uzunluğumuz 15 metre civarında şu. Bu dünyanın en büyük maden araçları var. Geçiyoruz şu an ama dehşet büyüklükler diyor. Dehşet. Şurada gösterebilirsem sizlere keşke. Geçen babamla da buradan geçtik. Onların bayağı bir muhabbetini yapmıştık. Son bir saatimiz kaldı. Bunu bırakacağız. Sonra yola devam edeceğiz. Bir mola verelim. Aslanım benim. Evet. GTR'ı indirdik. Arkadakini de bıraktık. Diğer GTR'ı alacağız bu şekilde. Geleceğiz inşallah. Mazotumuzu alalım. Ulan Hollanda'da 1.50'den aldık. Burada 1.56. Ayıp. Hollanda'dan utanın. Hollanda daha pahalı diyorduk. Burası daha pahalı çıktı. Evet. Kısa bir mola. Tırımızı izleyerek yemeğimizi yiyelim. Yok, tırımız yok. Tır değil zaten. Minik kamyon. Ama kendimizi bugün tır zannediyor. Felafel bu arkadaşlar. Vegan menü. Müş yani artık. Bunlar da ne, bizi neyle kandırıyorlar bilmiyorum ama. Patladı. Ayakla yenmez ki.
çatal olsa güzel olur. Evet arkadaşlar, şu an Avusturya'nın Alplerinin artık son kısmındayız. Fransa'da başlayan Alpler Avusturya'nın buralarında bitiyor. Bir yol yapım çalışması varmış. Böyle bir tren yolunun yanından gidiyoruz. Varış saatimiz 22.34. Şu ana kadar geldiğim kilometre 971. 13 saatte gelmişiz ortalama hızımızda. 74 kilometreden gelmişiz. Tabii onun bazen 20-30 dakika arabanın çalıştığı oldu. O zaman kilometre, ortalama kilometre düşmüş oluyor tabii ki. Ortalama yakıtımız da 100 kilometrede 11.5 litrelik mazot imiş. Evet, yan tarafta bir çay var. Çok güzel. İnsanın hararetini alır diyorlar. Bir abdestim var ama şöyle dağları özlemişiz be. Vallahi. Çok güzel. Evet, varmamıza 2 saat kala. Şu an biraz uzuyor vaktimiz ama bir tünelin girişinde durduk, kontak kapattık. Böyle bekliyoruz, bakalım. Muhabbet ediyorum. Muz yiyor amca. The next day. Evet, kahvaltımızı yapıp çıkıyoruz yola. Saat 6.50 ve kalabalık yani. Millet başlamış hayatını. Evet, gidelim. Alalım gelelim Leyla'yı. GT'nin yanına geldik. Birazcık çaprazdayız ama sıkıntı yok. Daha yukarıda olunca biraz daha yüksekte oluyor. Şu şekilde yükleyeceğiz. Sonra yolumuza devam. Gel gel gel. Come here, go. Yeah, continue. More. This way, this way, this way. Yeah, yeah. More, 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 more. Yeah, this way. Yeah, this way, this way, this way. A bit more this way. Okay, fix it. Oh, yeah. More, 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 more. Come, 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 come. 50 centimeters. 50, 50 more. You can come, you can come, you can come. More, 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 more. A bit more. Perfect. Evet, abimiz orada fotoğrafını çekebilir miyim arabanın dedi. Fotoğrafını çekiyor. 13 senelik sahiplik kolay değil. Biz de şimdi şeye gideceğiz. Devlet dairesine gideceğiz. Arabanın kaydını sildireceğiz. Export kağıdımızı almış olacağız. Ondan sonra yola döneceğiz inşallah. Bakalım Almanya'ya akşam 5 gibi varırız. Sabah şu an saat 8. Ondan sonra bizim mavişi de arkasına yükler. Yola devam ederiz. Çiçek spek. R34. Aldım abi diyorum. Abi diyorum, jantları versene bana diyorum. Çok güzel jantlar diyorum. Onlar diyor gelsin buraya diyor. Dubai'ye diyor. Ben beğenmezsem sana veririm diyor. Abi dedim gelirse beğenirsin jantları. Bana dedim gelmeden vermen lazım. Sen gönder o şekilde diyor. Nereden bulayım ben bir daha böyle jantı. Neyse, şaka bir yana, arabaya da yakışıyor zaten. Hani dedim Midnight Purple içe belki daha güzel yakışır. Alpina ile gidiyoruz şimdi şeye. Ne? Devlet dairesine çiçek gibi Alpina. Kağıtlarımızı aldık, gidiyoruz. Şimdi hemen evin yanından döndük. Adam el salladı arabaya. Ulan o el sallıyor, ben kötü oldum abi vallahi. Şimdi ben ilk geldiğimizde bu arabayı çekmiştim. Şöyle kısacık bir hikayesini anlatayım. Sabah erken gelecektik biz buraya arabayı almaya. Dedi ki oğlum 6.40'da annesiyle beraber gidecek. Annesi çalışmaya giderken onu okula bırakacak. 6.40'dan sonra gelebilir misiniz dedi. 6.30'da gelecektik normalde arabayı yüklemeye. Gerçi bayağı bir geç kaldık toplamda ama resmi işlemler falan derken. Şimdi araba 13 senedir bu abi de. İkinci sahibi. Çocuk 9 yaşında. Yani Bera'dan bir yaş büyük. Hani her şeyi kendi yerime koyup düşünüyorum. Yani çocuk için çok zor. Görmesin giderken dedi. Yoksa okula ağlayarak gider dedi. Bütün gün ağlayarak geçer dedi. Hani gittiği anı görmesin dedi. Kendisi videoya çekti, fotoğrafa çekti işte. Arkasından baktı öyle. Hacı 13 sene ya. Ulan düşündüm ben 2 sene maviçten sonra birkaç gün kendime gelemedim. 13 sene düşünemiyorum yani. Neyse bakalım, hadi hayırlısı olsun. Alana da satana da hayırlı olsun.
Otobanda yol çalışması vesaireden dolayı bir saatlik uzama vardı. Google Map bizi soktu şehir içine. Münih'ten gidiyoruz. Yolumuz bir saat daha kısaldı ama burada da öyle acayip hızlı hareket ediyoruz diyemeyiz. Ay gidiyoruz yani. Ah hayır. Çok şükür. Münih'in tam göbeğindeyiz herhalde. Evet, Münih'in o ünlü bilmem bir şey heykelinin yanından geçiyoruz. Bilmiyorum. Ünlüdür diye tahmin ediyorum. Yani siz bilirsiniz ama buradan geçiyoruz. Sonra birazdan otobana çıkacağız herhalde. Kestirme oluyormuş ki böyle. Çok güzelmiş. Münih'in yanından çok geçtik ama ilk defa da böyle içinden geçmek nasip oldu. Ara 34'de. Evet. Bir mola yerinde durduk. Arabayı şöyle park ettik mecburen. Öbür türlü kuyruğumuz yolda kalacak. Yeterince boşluk var zaten. 15 dakikalık bir mola. McDonald's'ta beğendiğimiz bir şey bulamadık. Yukarı geldik. Evet, dün bunu almaya giderken ki aldığım benzin istasyonundan, yani dizel istasyonundan aldık. Finleri çok güzel. Şimdi gidiyorum. Ta şurada maviş. Mavişi de alıp yola devam. Bütün fişlerim şurada. Dünyanın fişi birikti. Ya bismillah. Saçma sapan bir sorunla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şu eski pin. 13 pin plug diye geçiyor bu. Bu bunu desteklemiyormuş. Bu bataryaya destek vermiyor. Bataryaya destek vermediği için de kompresörleri çalıştırmıyor. Yani şu an yanması lazım bataryanın. Ondan sonra anca öyle oluyor. Şu an güç gelmeyince hiçbir şey yapmıyor. Buradan havalarını indirebiliyoruz. İndirdik ama tam yere indirmiyor. Kompresörler gibi yapmıyor yani. O yüzden bakalım. Bir tanedik varsa buralarda bakıyoruz. Muhammed abi bakıyor. Şunu ona göre bir yere takacağız. Öyle indireceğiz. Yoksa şu an olmuyor. Dedik hani havanın buraya geldik. Dedik onu indirelim komple. Arabayı getirelim buraya. Yükleyelim. Sonra burada hava basarız. Kaldırırız diye düşündük ama havasını almakla komple inmiyor. Evet arkadaşlar, bir saat gecikmeli de olsa bir tane abi bulduk buradan. Muhammed abi sağ olsun buldu. Muhammed abi benim müşterimdir. Önceki videolardan görmüşsünüzdür belki. Şöyle. Evet, bu biraz aşağıda gibi duruyor. Siz de haklısınız ama şu arkadaş çok alçakta. Yani şunun çekicisi çok alçakta. Mecburen böyle. Gördüğünüz gibi o seviyede. Orası alçak. O yüzden bu da bir tık alçakta böyle. Sıkıntı değil. Gayet düzgün olmuş oldu. Şöyle. Çıdalım bakalım. Sıkmıyor abi, tutmuyor, denedik. Yok. Evet. Artık yola çıkabiliriz. Ön tekerleklerinden bağladık. Arka tekerleklerini de bağlayayım ben hemen. Hızlıca. Tamamdır. Bu bir yere gitmiyor zaten. Ama tekerleklerini bağlayalım yine de. Evet. Muhammed abinin sayesinde bu işi de halletmiş olduk. Geldi araba, taktık. İkisinin de dört tekerleklerini bağladık spanzetlerle. Şimdi rahat rahat gidebiliriz. Az daha unutuyordum. Tamamdır. Onu da açtık. Artık gidebiliriz. Ha, bir de emniyetimizi indireceğiz be. Emniyetimizi indirelim. Bu güvenlik. Bunu indirmem gerekiyor. Olur da havalar boşalırsa yere çatmasın diye. Tamamdır. Hadi bakalım. Let's go. Arkadaşlar iki Skyline yoldayız. İnsanlar yolun kenarında durup fotoğraf çekiyor. Bir tanesi yolun kenarında durdu. Geri yanımıza gelecekti. Baktık biz geliyoruz. Şimdi takibi aldı. Alkışlıyor geçerken. Çıldırıyor. Bir şeyler yapıyor arabanın içinde. Şimdi takibi aldılar. Geliyorlar. Vay arkadaş. İki tane UK spec GTR tek trailer'da, yani tek seferde görmek. Bilmiyorum, başka kimseye çok nasip olmaz. Evet arkadaşlar. Canlı yayına girmeyenler çok şey kaybetti. Instagram'da canlı yayın yaptık şimdi. Tabii siz bunu çok zor izliyorsunuz ama
Sağlam bir canlı yayın yaptık. Arabalara baktık. Ama siz zaten görmüş oluyorsunuz şu an değil mi? Doğru. İstanbul'daki de yeni görmüş oldu. Bir mola verdik. Tır parkındayız. Yola devam edeceğiz şimdilik. Gece 3 gibi varıyoruz gibi herhalde. Bakalım. Şimdi saat 11 mi 12 mi kaç artık bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar geldik. Burayı içeri soktuk. Şimdi Kirko yardımıyla, bak geçemiyorum bunu. Kirko yardımıyla destek vereceğiz, indireceğiz. Ben yarın Volvo'yla gelip buna indiririm. Ama şimdi bu tekere çok yük binmesin diye Kirko'muzdan destek alacağız tabii ki. Ve bunu buraya bu şekilde indirmiş olacağız. Bu bunun üstünde duracak. Evet, büyük ağırlık önde olduğu için zaten geriye doğru da yaslanmaz. Sıkıntı yok. Saat şimdi... Hacı abi saatimiz kaç şu an? Saat 4 mü? 4 mü? İyi tamam. Sabah 4'teyiz. 4'e 17 geçiyormuş arkadaşlar tam olarak. Şu el frenimizi bir açalım. Şunları alalım artık. Hadi bakalım. Benim kamyonu teslim etmem gerekiyor. O yüzden böyle yapacağız. Volvo'ya da bir ayar çekip artık bakalım. Bunu boşandırdık. Hem Kirko şu tekere yardım ediyor. Bu teker tutuyor zaten ama ağırlığın o kadar uzun süre durmaması lazım. Bu arkadaş 3,5 ton kaldırıyor zaten. Şu an kaldırdığı 500-600 kilo falan var. Evet, bu şekilde dengede gayet güzel duruyor. Şimdi moru indireceğim. Aman beyazı indireceğiz. Silver'ı. Kafa gidik arkadaşlar. Kafa yok şu an ya. Kafa bende değil yani. Hadi bakalım. Evet, saatlerimiz 4.37. Şimdi yarım saat yolum var. Kamyonu bırakmam lazım. Sabah başkalarını kiralamışlar. Sözüm var. Gideceğim, bırakacağım. Şeyi de buraya indirdik. Bunu. Parklarını açıp bırakmışız. Hemen kapatalım. Tamamdır. Silver'ı da buraya indirdik. Ben bunu sabah Volvo ile gelip içeri alacağım. İnşallah. Gün battı, geldik. Gün doğuyor. Saat 4.44 geçiyor şu an. 30 dakika bir yolum var. 44 kilometre bunu bırakacağım. Sonra bir 25 kilometre de eve var. Bugün yaptığım toplam kilometre ne olmuş? Kamyonla ama arabayla değil. Hem de iki tane arabayla yani. Hani iki tane araba sırtındayla. 1136 kilometre yol yapmışım. Toplam sürüş 17 saat 25 dakika. Aşk sadece anla ya. Güzel. Gözlüm sen mi ya? Gidelim. Arabamızı bırakalım. Mazotumuzu doldurduk bir depo. Dolu gene bırakacağız. Sonra Audi'yi alıp eve geçelim. Eve geçtiğimde saat kaç olur? 4.45. Buradan yarım saat orası. Buradan yarım saat orası. Bir saat. Audi'yle biraz hızlı geliriz. 130 şu an hız sınırı. Yani canlı konuş diyorsun değil mi? Can yok, can kalmadı. Dün bu saatte uyandım. Bir saat çalıştım sabahleyin yani. Şu an gene bu saat oldu. 24 saat tamamladık. Şimdi saat Allah izin verirse 5.35 bir evde oluruz. Azıcık yardırayım hadi, kimse yoktur sabah sabah. Acık kamyon da kendine gelsin. Nefesi açılsın biraz. Hadi bakalım.